Şimdi arkadaşlar 0.60 çekiyorum. Bagaları değiştirmeye gidiyoruz. Bir deneyelim bakalım 0.60 ne görecek. Şu otobüs bir geçsin. Kalkıyorum. Kalktım. Gaz tekreden. Bir gidelim bakalım 0.60 kaç saniye. Doktor Flay bagalar geldi. Onları takacağız. Arkadaş bir sövsün. Sonra devam edelim. İşte bagalar da bunlar. Doktor Flay bagalarımız. Delta motorda taktıracağız şimdi. İsmail Mustafa takacak. Bunlar da kaydırıcılar. Bunlar ayrı alınıyor arkadaşlar. Bunların ikisi ayrı alınıyor. Arkadaş da söküyor şu anda. Bu da baga için yağlayıcı. Güzel kaysın, rahat çalışsın diye. Şimdi arkadaşlar varyatör sökülecek. Bagaları da çıkartacağız. Söküldüğü zaman bu halde. Şöyle. Kayış falan hepsi zaten burada gözüküyor. Olay bu. Şu sökülecek. Şunlar alınacak. Bagaların olduğu yeri biraz sonra göstereceğim zaten. Arkadaş bir söksün bir bakalım. Evet şu anda sökülüyor varyatör. Evet, bagaların olduğu bölüm çıkıyor şu anda. Bagalar burada. Standartları yuvarlak. Gördüğünüz üzere. Bunlar da normal bagalarımız. Böyle değil. Motor 80'i geçmez. Şöyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle. Aynen. Oturma şekli bu. Doğru almışız bu arada. Çat diye oturdu. Şunun altına. Şunun altına. Alt kısmı biliyor musun? Altına bir yağ. Altına hafiften bir yağ. Altına hafiften yağ süreceğim biraz daha kaysın diye. Abi yağ burada. Doğru. Şunlar da kaydırıcılar. Bunları da çıkartıp şunları takacağız. Bunu en son çıkartacağız Burak. Orada numarası çıkamıyor. Aynen. O zaman şunların altını şurası. Yuvarlak kısmı. Sadece alt köşeyi sürsek yeter herhalde. Alt köşe. Bu arada böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmağını çeker misin? Böyle. O siyahlar çıkıp bunlar takılıyor. Bunlar Dr. Play'in orijinal kaydırıcıları. Takılmasını da görelim. Evet. Şöyle. Aynen öyle. Ya bunlar daha mı yumuşak? Ters abi. Evet. Aynen öyle. Kayralıyor da. Bunlar kahverizden mi yumuşak? Aynen öyle. Gramajlar aynı mı abi? Gramajlar. Hı? Gramajlar 9. İçinden çıkan 10'du. 10. Bunlar 9. Biraz daha hafif. Bu da böyle. Kaydırıcılar da. Doğru değil mi abi? Doğru abi. Her şey doğru. Şu anda hepsi doğru. Tırnaklar nerede abi? Bu da doğru değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Hepsi de kuleyler o tarafa bakıyor. Tırnaklar orada. Onu oraya tam oturursak oturacak. Evet. Şunu da oturtuyoruz görüyorsunuz. Tamamdır. 10 numara oldu. Şimdi oraya takacağız. Ama şöyle bir bilgi var. Madenleri çok onu işte ya.
Tamam. Benim canavar oldu. Takıldı benim canavar. Dedim ki kapağın gelir. Şimdi kapak montajı yapılacak. Ondan sonra bir deneme yapacağız bakalım. 0.60 zaten çekmiştim. 0.100 çekemedim. 100'e çıkmıyor zaten. Çok zor çıktığı için. O kadar yer bulamadım. 0.60 çektik ama. İki 0.60'ı karşılaştıracağız normal bagalarla. Doktor Kule'yi bagaları. Bir bakalım kaç saniye fark edecek, ne kadar fark edecek, alkışta nasıl olacak. Göreceğiz. Her şeyi taktık, bitirdik. Şimdi bir test yapacağız bakalım. Evet, eskiden arkadaşlık dönmüyordu. Çünkü diyor ki hadi kız herkes. Çünkü tork geldi. Yalana bak. 113 cc. Güzel oldu, güzel. Bir de deneyelim bakalım şimdi. Ne diyor? Para mı diyorsun? Nasıl yapacağız? Aa, para yok. Para. Ben anlamam abi. Bir deneyeyim bakayım. Arkadaşlar şimdi değiştirdik bagaları. 0.60'ı test etmek için değiştirdik bagalarda. Bir gidelim bakalım. Arkadaşlar deniyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle kafayı doğru eğeceğim. Bir bakalım. 1, 2, kapa gaz. Çok iyi ya. Hızlanma çok iyi. Eğer ki son hız düşerse şöyle bir şey yapacağım. Bir egzoz takacağım, batacağım. Açık egzoz ki bu tabii biraz daha rahatlayacak motor. Bir de o zaman sonucu var. Çünkü alt devirleri bu baga düzeltti ama üst devirler için egzoz şart. Yani yanan egzoz dumanının rahat rahat atılması lazım üst devirler için. Şimdi burada bakalım. Şu yokuştan çıkarken normalde 70'i hiç geçememiştim. Bakalım ne olacak. 70'i geçiyor mu? Ama hızdan nasıl mükemmel. Buralarda tek 70 kalır. Hadi canım. Arkadaşlar normalde bu yokuştan çıkarken 70'i hiç geçemedim. Hiç. Ne rüzgar yokken, ne rüzgar varken, hani üstünden insan tek başına gitse 80 olurdu yani, öyle diyeyim. 75 gördüm. Vallahi gayet iyi. Gayet iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yapmak isteyen varsa bagaları biz getiriyoruz. 200 TL civarı bir tutar ödüyorsunuz TL olarak. Takma parası da Delta Motor'da, artık İsmail Usta ne isterse ya da başka bir yerde de taktırabilirsiniz. Ama tavsiyem Delta Motor'da taktırın. İsmail Usta bu işin ehli. Kendi motoruna da takacak. Biz Burak'la getirdik, taktık. Denemelerimizi yapıp ona da bilgi verecektik. O da bu videoda görür zaten. Yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişime geçsin. Ona göre
200 liradan dediğim gibi getirebiliyoruz. Takma parasını ustaya veriyorsunuz. Böylece alt devirler kalkış yani muazzam oldu. Bekleme yok. Ayrıca hani ben gideyim mi gitmeyeyim mi ne yapayım ne edeyim yok. Gazı bırakıyorsunuz tekrar gaza asıldığınız anda fırlıyor gidiyor. Çok iyi. Yokuş performansı dediğim gibi 70'ten yukarı çıkmayan alet 75'e çıktı yani daha ne olsun. Bir tek dezavantajı olabilir. Yakıt. Yakıtı çok yakabilir. 2.8 yakıyor. 100 kilometrede. 3.2 yaksın yani. Buna da değer bence. Vallahi izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa da altta yorumlara yazın. Cevabını veririm. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu yorumlarda küfür eden arkadaşlar oluyor. Ben onaylı yorum alıyorum. Çünkü benim ailem, eşim, dostum da girip bu videoları seyrediyor. Altta yorumları seçerek koyuyorum. Küfür koymazsanız, argo kelime kullanmazsanız da çok sevinirim. Ben arada hani sinirlenip arada küfür edebiliyorum videolarda. Onlara da zaten kısıyorum sesini. Yani ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bip koymuyorum çünkü kulağın canını okuyor bipler. Dediğim gibi yorumlara dikkat ederseniz bütün yorumları yayınlamaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.